inşaatında çalışan tüm emekçi dostlarımıza, tüm belediye yöneticilerimize çok teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık. İstanbul'da bugüne kadar bir tasarım müzesinin olmaması da dikkatlerimizden kaçmasın. İlk defa bir tasarım müzesinin açılışına şahit oluyoruz. Önemli bir vizyon, İstanbul için önemli bir kazanç. Şimdi buluşmamızın ev sahibini lütfen dinleyeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu Beyefendi'yi arz ediyoruz. Buyurun başkanım. Teşekkürler. Yağmur yağdı, yağacak gibi duruyor. Tabii kışın ortasındayız. Yağmur da kar da gereği. Ama üşümeyeceğinizi düşünüyorum. Zira İstanbul'un her havası güzeldir. Yaşamak, tatmak lazım. Nasılsa İstanbul'un yağıştaki o kötü görüntülerine son verdik. Artık selde, su baskınında boğulan bir şehir değil. Tam aksine yağmurun altında ıslanmanın bile güzel olduğu bir şehir var etme yolunda güçlü bir şekilde ilerliyoruz. Bugün de 16 milyon İstanbullunun çok özel noktalarından birisindeyiz. Yani bu aziz şehirde yaşamak çok özel bir durum. Gerçekten özel bir durum. Ben bu şehirdeki her insanı dünyanın en seçkin konumundaki insanlar olarak görüyorum. Bu aziz şehirde yaşamak sadece kişisel olarak hayatını yaşamak değil, aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet'le yaşamak, Kanuni Sultan Süleyman'la yaşamak, Mustafa Kemal Atatürk'le yaşamak demektir. Onun için çok özel bir durumdayız, özel bir pozisyondayız. Onların şehrin dokusuna nüfus etmiş eserleriyle, hatıralarıyla nefes almak demektir. Biz bu şehirde, burada ömrünü geçmiş, geçirmiş, İstanbul'a değer katmış kim varsa onlarla birlikte yaşıyoruz. Onların kıymetini biliyoruz ve onların özel noktalarını, anlarını yaşamak, geleceğe taşımak konusunda da yoğun bir gayret içerisindeyiz. Örneğin Büyük Usta ki hemen yanı başındayız, hemen türbesiyle yan yanayız. Ruhu şad olsun, bu toprakların gurur duyacağı çok özel bir mimar, özel bir insan. Onunla birlikte yaşıyoruz. Bugün hani tam da nokta nokta sayarsak Fatih'teyiz, Süleymaniye Mahallesi'ndeyiz ve Mimar Sinan Caddesi'ndeyiz. Aslında muhteşem üçlü gibi yan yana üç ismin tam da merkezindeyiz. Tabii bu sadece bir coğrafi konum değil. Bu aynı zamanda bizim tarihsel bir konumumuzun da tarifidir. Fatih Sultan Mehmet'ten başlayıp Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türkiye'nin o Cumhuriyet Türkiye'sine uzanan bu tarihte topyekün bir sürece bakabilmeyi, onu hissedebilmeyi, ona sahip çıkabilmeyi başarmak zorunda olan insanlarız, yöneticileriz. Bunun en asil sorumluluk ve görev olduğunu hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Biz bu onurlu görevi 5 yıldır yerine layıkıyla getirme konusunda çok özenli bir çalışma dönemini yönettiğimizi gururla ifade etmek isterim. İstanbul'un tarihi mirasına büyük bir özenle, olağanüstü bir gayretle sahip çıkıyor ve geliştiriyoruz. Onun için İstanbul tarihinin en çok restorasyon, iyileştirme, ihya etmek ile ilgili yoğun bir çalışma dönemini yaşıyor. Tarihi eserleri sadece restore etmiyoruz. Bakın restore ettiğimiz kadar hayata kazandırıyoruz. Hayatın aktif bir parçası haline getiriyoruz. Geçmişle bugünü kaynaştıran, geleceği gözeten, bugünün bütün ihtiyaçlarını karşıladığı gibi önümüze inanılmaz bir vizyon koyan perspektifle ecdat yadigarı bütün eserleri İstanbullularla buluşturuyoruz. Açılışını yaptığımız İstanbul Tasarım Müzesi de tam da bu anlayışla hayata kazandırdığımız çok özel bir alan. Burası bütün İstanbulluların yoğun ilgisini görecek. İstanbullular burayı görmek için can atacak. Tarihi Yarımada'yı, güzel Fatih'i gezmeye gelen her insanın mutlak uğrak yerlerinden birisi olacak. Yakın civardaki İstanbul Üniversitesi ve diğer kurumların da mutlaka ilgisini en üst seviyede çekecek ve burayı birçok insanımız kendine
mekan kabul ederek ziyaretlerde bulunacak. Burası gerçekten önemli bir miras. Süleymaniye Camii'nin yani hayatımda çok etkilendiğim ve beni içine alıp böyle büyük büyük hislerle doyuran Süleymaniye Camii'nin külliyesinin çevresiyle, şehircilikle o günkü uyumunun aslında bugün bizlere ders veren, bizleri eğiten, hala o üstün duruşuyla geleceğe de böyle inanılmaz ışık tutabilen muazzam bu sıra dükkanları özenli bir biçimde hayata geçirdik. Sıra dükkanlar asırlardır aslında sosyal hayatın nabzının attığı bir merkezdi. Ne yazık ki son yıllarda kaderine uzun bir dönem terk edilmişti. Burada arkadaşlarım bu mirasın hayata geçirilmesi konusunda adımlar atarken, çalışmalar yaparken ben de belki de onlarca kez ziyaret ettiğim noktalardan birisi oldu burası. Çünkü yarınlara nasıl bir heyecanla dahil olacağını ben de merak ediyor. Dönem dönem uzmanların, sanatçıların katılımcı fikirlerini takip ediyordum. Tabii şunu söyleyeyim, burada gördüğünüz gibi çok özel bir alan ortaya çıktı. Çünkü burada bu özel çalışma yapılırken bireysel kabuller, tekil anlayışlar ya da ben bilirim kibirinden uzak bir süreç yönetildi. Herkesin katılım gösterdiği ve içine ihmalin, hele hele ihanetin hiç girmediği, rant diye bir kavramın yanından bile geçmediği buluşmalar ve birlikteliklerle burada süreç çözüldü. İşte ilgisiz bırakıldığında unutulan ama yoğun bir ilgi gösterildiğinde canlanan ya da bir kişinin her şeye karar verdiği bir ortamdan İstanbulluların bir arada karar verdiği bir noktada imza atıldığında ne denli renkli, ne denli canlı ve ne denli umut veren bir alanın oluşabileceğinin çok özel bir örneğidir Mimar Sinan Caddesi. Eline, emeğine sağlık bütün katkı sunanların. Sıra dükkanlar tabii aynı zamanda Mimar Sinan'ın evinin bulunduğu yer. Yine Süleymaniye Camii ve külliyesiyle inşa edilmiş bir nokta. Yani kanunun iradesini, Mimar Sinan'ın da sanatını yaşatan ve taşıyan bir nokta. Tabii buraya hak ettiği değerleri göstermediğinde az önce söylediğim o tehditlerden de kurtulmuş bir nokta. Biz sıra dükkanları özenle restore ederken İBB miras ile şehrimizin estetik ve tasarım potansiyelini tamamen yansıtmaya çalışılan bu müzede gerçekten çok özel misafirlerimiz, çok özel tabiri caizse burada tasarımlarını ortaya koyacak sanatçılarımız var. İlkleri hayata geçiren İBB Miras burada da gerçekten paydaşlarıyla çok güzel bir alanı İstanbul'a kazandırdılar. İşte bahsettiğim gibi sadece eserleri, bu tarihi binaları, yapıları, caddeleri hayata kazandırmakla yetinmiyoruz. Aynı zamanda burada konumlanan atölyelerde keçeden vitraya, yorgan gibi birçok atölyelerin kaybolmaya yüz tutmuş ustalıkların sergilendiği mekanları İstanbullular ve bütün İstanbul'a gelen misafirlerimiz gezebiliyor ve görebiliyor olacaklar. Çok geniş bir yelpazede üretim yapan zanaatkar, tasarımcı ve sanatçılar burada bir araya gelecek, hem birbirlerini bu anlamda motive edecekler ve buraya gelen insanlarla da İstanbul'un o yaratıcı, kabiliyetli ruhunu gösteriyor ve tanıtıyor olacaklar. Tabii aynı zamanda burada etkinlikler, sanatla buluşmalar, tarihle buluşmalarda çok zevkli anları bizlere yaşatacak. Geçmişle geleceği, geleneksel ile moderni aynı çatı altında bir araya getiren İstanbul Tasarım Müzesi, Süleymaniye bölgesine çok önemli bir tarihi bir başlangıç yapacak ve değer katacak. İstanbul'un tasarım şehri olma unvanını pekiştirecek ve bir seviye daha yukarıya taşıyacak. Mimar Sinan Türbesi'nin çevresinde konumlanan sıra dükkanların ikinci etabında yaptığımız özenli restorasyon çalışmaları sizleri fazla değil, 5-6 ay sonra
çok güzel buluşmalara, çok güzel manzaralara taşıyacak. Sizler de buradaki o sürpriz köşeleri gördükçe yaşadığınız bu şehirle daha fazla gurur duyacak ve kendinizi bu şehre daha fazla sorumlu hissedeceksiniz. Tabii yeni alanlar ve yeni kültür sanat mekanlarının bu şehre bu tür noktalarda kazandırılması bizleri de heyecanlandırıyor. Böylece bu bölgenin yoğun ilgi odağı haline gelmesi bizleri şimdiden sabırsızlandırıyor. Nasıl Fatih Sultan Mehmet'in emaneti olan Haliç Tersanesi'ni kapanmış bir halden tekrar canlanan, üretim yapan ama aynı zamanda tasarımla, sanatla buluşturan bir çalışmayı yapabilmişsek burada da aynı şeyi yapmaya devam ediyoruz. Nasıl Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan Büyükdere Fidanlığı'nı İstanbul'a kazandırmışsak burada da aynısını yapıyoruz. Kanuni Sultan Süleyman'ın ve Mimar Sinan'ın emanetini yok olmaktan kurtarıyor, yeniden üretim yapılan insanlarımızın capcanlı bir şekilde yaşamın içine katılmasını gördükleri ve buluştukları bir merkez haline getiriyoruz ve daha da güzeli halka açıyoruz. Bunları da ancak biz yapabiliriz. Biz yapmanın kavramı aslında şöyle tarifleniyor. Hiç kimsenin, hiçbir grubun, hiçbir odağın emrinde olmamak anlamına geliyor. Sadece ve sadece 16 milyon insanın, halkın, buranın hemşerilerinin, milletimizin, vatandaşlarımızın emrinde olmanın bir boyutunu sizlere gösteriyor. Biz sadece halkın hizmetindeyiz, onu söyleyeyim. 5 yıl daha bu onurlu görevi yine halkın hizmetinde ve halkın emrinde olmak üzere yapmaya talibiz ve bu görevi yerine getirmek için hazırız. Altını çiziyorum. Çok daha güçlü bir şekilde hazırız. Çünkü İstanbul'un duraklamaya lüksü yok. İstanbul'un yalpalamaya hiçbir lüksü yok. İstanbul'un hele hele hiçbir şekilde ihanet edilmesine fırsat tanınacak bir ortamla karşılaşmaya tahammülü yok. İstanbul'un konuşurken sağa sola bakıp acaba ne diyecek diye korkuyla süreç yönetenlere tahammülü hiç ama hiç yok. Yani neye var? Hep ileri demeye, tam yol ileri demeye hazır bir İstanbullular var. Biz de bunu temsil ediyoruz. İstanbul benimdir, İstanbul benim aşkımdır anlayışından kurtulmaya, İstanbul hepimizindir. İstanbul'un 16 milyonla ait olduğu bir döneme yine devam etme mecburiyeti vardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tasarım Müzesi'nin İstanbul'umuza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Geleceğe taşıyacağımız bu alanın geleneksel kültürümüzü yansıtmasının, tarihi bilincinin geliştirilmesinin bu yolculuğa çok büyük katkı sunacağını şimdiden görüyorum. Buraya bütün İstanbulluları davet ediyorum. Sevgili hemşehrilerim, buraya gelirken özellikle çocuklarınızla gelin. Çocuklarınızın burada göreceği bu atmosfer, bu ortam yenileşmenin, iyileşmenin izlerini size çok derin bir şekilde hissettirecek. Aynı şekilde tasarımın gücünü, yaratıcılığın, ustalığın, sanatkar olmanın, sanatçı olmanın o derinliğini ve o güçlü hissini verecek. O bakımdan çocuklarımızın gelecekte daha güçlü, daha tasarım kuvveti yüksek, daha umutlu olmalarını istiyorsanız bu mekanları lütfen onlara gösterin. Sanatın, zanaatın, sanatçıların kabiliyetlerini mutlaka onlara gösterin. Bu manada özellikle İstanbulluları buraya gelirken yalnız değil, ailece, çocuklarıyla, dostlarıyla gelmeleri adına yine içten davetimi yapıyorum. Bugün bir arada olduğumuz ve bu müzede yer alan bütün dostlarımıza teşekkür ediyorum. Yine gelecek yıllarda da yoldaşımız olacak diğer tasarımcılara, değişimle beraber burayı güçlendirecek yeni yeni sanatçılara ve o mekanlara şimdiden başarılar diliyorum. 5 yıldır gerçekten özenli bir çalışma yaptık.
burada gerçekten işbirliği noktasında derin birikimiyle ve meslek duygusuyla hem İstanbul'umuza hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çok güçlü çalışmalarda katkı sunan, dönem dönem yeni fikirleriyle çok özenli başarılara imza atan ve şimdi benimle birlikte bu gerçekten güzel yolculukta Fatih'te belediye başkanı olma adımını atan Mahir Polat kardeşime de burada bu projede yaptığı özenli çalışmalardan dolayı ona yürekten teşekkür ediyorum. Bu memleketin güzel insanlarıyla çalışmak için söz vermiştim. Ben yine milletimizin, memleketimizin evlatlarıyla yol arkadaşlığı yapmaya, çalışmaya, kamu hizmetinde yakın eş, dost, akraba asla değil. Kızım, oğlum, damadım, gelinim asla değil. Meseleye milletin evlatları penceresinden bakarak 86 milyon insanına fırsat tanıyan, 16 milyon insanına fırsat tanıyan bu yolculuğa devam edeceğim. Çünkü Mahir gibi yol arkadaşlarımızın bizi kendi maharetleriyle gerçekten güzel günlere ve güzel işlere taşıyacağını yaşadım, gördüm. Bütün herkese de bunu tavsiye ediyorum. İnşallah hem Fatih'te, hem İstanbul'da, hem birçok şehrimizde, birçok ilçemizde bizim belediyeciliğimiz galip gelecek, milletimiz kazanacak, milletin evlatları kazanacak. Tekrar tasarım müzemiz hayırlı uğurlu olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Efendim lütfen Mahir Polat'ı alkışlayalım mı? Fatih Belediye Başkanı adayımızı davet ediyorum Büyükşehir Belediye Başkanımızın yanına. Tasarımcı dostlarımızı lütfen davet edelim. Burada birlikte olduğumuz ve beraber İstanbul Tasarım Müzesi'nde yol yürüyeceğimiz tasarımcılarımızı, sanatçılarımızı davet edelim. Sayın meclis üyelerimizi lütfen davet edelim. Bir kurdele keserek tasarım müzemizin açılışını gerçekleştireceğiz. Elbette Sayın Genel Sekreter Yardımcımızı.